Arkası Yarın. Korsanlar tarafından öldürülen Ekrem, babası gibi denizci olur. Ekrem, mal götürdükleri Midilli Adası'nda korsanların eline düşen Selim Reis'i kurtarmak isterken, korsanlar tarafından yakalanır. Durumu, hancı kadından öğrenen eniştesi Bilal Reis, bir baskınla Ekrem'i ve Selim Reis'i kurtarır. Kaçan korsanların başı Boris'i yakalamak için Girit'e doğru hemen yola çıkarlar. Leventlerin reisi olan Ekrem, sisten yararlanarak geçtiği korsanların gemisine, bir savaş hilesiyle yaklaşarak ele geçirir. Fakat gemide Boris yerine karısıyla kızı vardır. Ekrem, kamaraların birinde içi hazine dolu iki hazine bulur. Yürüyün diyorum size. Bırakın bizi. Vahşiler, barbarlar. Vahşiler, barbarlar. Ya bırakın. Siz ne laftan anlamaz kadınlarmışsınız. Ha bu gemi, ha bizim gemi, ne fark eder? Bırakın, orada kalacaksınız. Bırakın, yürüyün hadi. Dedim size. Neler oldu orada bu? Tam zamanında geldim be Ekrem. Bu kadınlarla başım belada. Kalyona götür dedin ama gelmemekte ayak diriyorlar. Hanımlar, bizi zor kullanmaya mecbur etmeyin. Söyler misiniz? Bizi kendi geminize götürmek istemenizdeki maksadınız nedir? Orada bize tecavüz edeceksiniz değil mi? Sizin gibi zorbalardan her şey beklenir. Bizi sizin parayla tuttuğunuz aşağılık korsanlara mı benzetiyorsunuz? Osmanlı'nın tarihinde kendisinden aciz bir kimseye dokunduğu görülmemiştir. Eğer Osmanlı'yı size böyle tanıttılarsa kesinlikle iftiradır. Sizi daha rahat ve emin olabileceğiniz bir yere götüreceğiz. Orada daha fazla emniyette olacaksınız. Biz başka şey sanmıştık. Bizlerle bulunduğunuz sürece namuslarınız bize emanettir. Şimdi lütfen kalyona gidin. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Biz de sizleri çağırtacaktık şimdi. Kadırga'daki çalışmalar ne zaman biter çocuklar? Macun ve boya işi kaldı. Yarın akşama kadar biter. Güzel. Ekrem Levent. Boris'in karısıyla kızını bizim kalyona geçirdiniz diyeyim. Buraya getirinceye kadar akla karayı seçtik reisim. Bizi barbar ve kötü insan olarak tanıyorlar. Kendilerine tecavüz edeceğimizi sanıyorlardı. Bu adi korsanların arasında yaşadıkları için olacak. Herkesi kendileri gibi iğrenç sanıyorlar. Az önce korsanlardan birini sorguya çektim. Adam hayli ilginç şeyler anlattı. Neler anlattı Ekrem? Korsanların asıl elebaşısı Alexandros adında biriymiş. Ne? Alexandros mı dedin? Evet. Neden heyecanlandın Selim? Tanıyor musun bu adamı? Tanımaz olur muyum? Akdeniz'i titreten en büyük korsanlardan biridir. Çok tehlikeli olduğu kadar da kurnaz, acımasız ve gaddar bir katildir. Bunu zamanında öğrenmenin bize çok faydası oldu. Aferin Levent'im. Elebaşıyı öğrendikten sonra Kaptan Glasgow'un yeniden sorguya çekilmesinde yarar olduğunu düşündük. İsterseniz buraya getirip hemen sorguya çekelim. İyi olur. Ben hemen başaltına inip Glasgow'u getireyim. Alexandros'un dışında başka şeyler de öğrendim esirden. Ne öğrendin bakalım? Alexandros ve Boris Rodos adasına gidip kadırgalar için korsan toplayıp... ...sonra da Midilli adasına giderek orayı işgal ederek... ...büyük bir korsan devleti kuracaklarmış. Vay alçaklar, bir korsan devleti ha. Buna mutlaka engel olmalıyız. Selim Reis, Alexandros'la hiç karşılaştınız mı? Hayır. Ama birçok ticaret gemisinin onun adamları tarafından ele geçirildiğini duydum. O namussuz korsan yalnız gemilere el koymakta kalmıyor, tayfaları da öldürüyormuş. Peki onun kuvveti hakkında bize bir şey söyleyebilir misiniz? Akdeniz'de böylesine güçlü bir korsan filosu bulunamaz. Bilmem anlatabildim mi onun kuvvetini? Vız gelir. Onların gücü varsa bizim de imanımız var. Gir bakalım çorbacı. Reisler seninle konuşacak.
Konuş. Buyurun. Kaptan, seni daha önce sorguya çektiğimizde neden bize Aleksandras'tan bahsetmedin? Aleksandras da kim? Demek hatırlamıyorsun öyle mi kaptan? Hayır, hayır. Reis, izin ver ben bu köpeğin aklını başına getireyim. Son defa soruyorum Glasgow. Aleksandras'la Boris'in ilişkisi nedir? Ben onu konuşturmasını bilirim. Al bakalım. Bizim oralarda buna Osmanlı tokadı derler. Şimdi konuş. Hatırladın mı Aleksandras'ın kim olduğunu? Hayır. Yoksa hatırlaman için... Hayır. Biraz daha döveyim mi? Hatırladım, hatırladım. Güzel. Anlat öyleyse. Aleksandras'la nerede ve nasıl buluşacaksınız? Girit yakınlarında. Kaç gemi ve ne kadar tayfa bulunacak? 4 kadırga olacaklar. Sonra da Girit adasının kuzeyindeki körfezde onlarla buluşacağız. Biz onlardan önce gidip 200 tayfa bulacaktık ve yeni gemilere taksim edecektik. Bu arada Girit adasında da Boris'in adamları bize katılacaktı. Gelen gemilerde kaç tayfa olacak? 100 kadar. Tahminimden çok azmış. Peki kaç gün sonra buluşacaksınız Aleksandras'la? 2 hafta sonra. Demek 12 gün sonra. Mükemmel. Bana bak kaptan müsveddesi. Eğer söylediklerin doğru çıkmazsa sana anandan emdiğin sütü burnundan fitil fitil getirtirim. Bak bir tokatta yüzünün şekli şemali değişti. İkinci bir tokatla ne hale geleceğini var sen düşün. Hayır hayır. Meryem Ana şahidim olsun ki söylediklerimin hepsi doğrudur. Pekala. Ömer, al bu adamı tayfalardan birine ver. Baş altına kapatsın ve kaçmaması için de başından nöbet tutsun. Peki hemen. Yürü bakalım çorbacı. Müslim, kaptanı baş altına kapatın. Eğer kaptanın söyledikleri doğruysa Aleksandras'ın fazla adamı yokmuş. Evet. Bu durumda zafer bize daha yakın görünüyor. Herhangi bir planın var mı Selim Reis? Girit Adası şu anda Venediklilerin elinde bulunuyor. Bu adamlar da korsanları limanlarında ücret karşılığında barındırıyorlar. Bu bakımdan biz Girit Adası'ndaki herhangi bir limana demirleyecek olursak bize pek itibar göstermeyeceklerdir. Korsanlardan avuç dolusu para aldıkları için onlardan yana çıkacaklardır. Ve takviye bile edeceklerdir. Glasgow'un kuzeyde buluşacaklarını söylediğine göre birleşme ya Candia şehrinde veya Hanya arasında olacaktır. Adanın en büyük 2 şehri bunlar. Ayrıca tayfa da temin etmek isteyeceklerine göre bu 2 şehir onlar için en müsait yer. Olabilir. Peki biz adaya çıkacak mıyız? Bu konuda henüz bir kararımız yok. Eğer adaya çıkarsak Selim Reis'in de az önce belirttiği gibi hiçbir şey elde edemeyiz. Bu bakımdan korsanlarla dövüşmek için daha müsait bir yer seçmemiz gerekiyor. Evet. Onları Girit'in uzağında bir yerde karşılamalıyız. Bence en iyi yerde Karpatus ve Kasos adalarının orası. Bu 2 adanın arasından mutlaka geçmek zorundalar. Üstelik Kasos adasına da mutlaka uğrayacaklar ve tatlı su alacaklardır. Şu anda sözünü ettiğiniz Kasos adasına 5 günlük mesafedeyiz. Eğer Aleksandras ve Boris Rodos adasında pek fazla oyalanmazlarsa oraya vardıktan 1 veya 2 gün sonra onlarla karşılaşmamız büyük bir ihtimal dahilindedir. Haklısın. Peki 2 gün onları adadan mı bekleyeceğiz? Hayır. Karaya ayak basarsak korsan gemisini ele geçirdiğimizi öğrenirler ve Aleksandras'a haber uçururlar. 2 ada arasında bulunan küçük bir ada vardır. Bu adada kimse bulunmadığından bizim için en emniyetli yerlerden birini teşkil eder kanaatindeyim. Evet, isabetli bir yer seçtin Selim Reis. Orasını biliyorum, kıraç bir adadır. Bol bol tavşan bulunduğundan tavşan adası da derler oraya. Bu iyi işte. Bir müddet tavşan yiyeceğiz demektir. Peki onların karşısına hangi gemiyle çıkacağız? Tabii ki kendi gemileriyle. Benim bir fikrim var. Eğer münasip bulursanız öyle davranalım. Anlat bakalım Yiğit Levendim. Bizim gemiye yine bir beyaz bayrak çekeriz. Korsanlar bizi teslim almış gibi davranıp onları üzerimize çekeriz. Böylece onlara hiç çekinmeden yaklaşabiliriz. Hedefe tam vardığımız zaman bizim kalyon onlara tam burundan topla rahat bir şekilde dövecek istikamete getiririz. Önce kadırgadan, yani kendi gemilerinden ateşe başlarız. Kaçmaya çalıştıkları bir sırada da kalyondan ateş açarız. Böylece neye uğradıklarını şaşıracaklardır. Çok güzel. Fakat Aleksandras böyle bir oyunu yutar mı dersiniz? Çünkü onlar kendi gemilerinin bize rastladıklarında Girit adasında olması gerektiğini düşüneceklerdir. Haliyle bundan kuşkulanabilirler.
Fakat dürbünle baktıklarında kendi gemilerinin kaptanını görecekler. Sizi de Bilal Reis esir düşmüş gibi Küpeşte'deki seren direğine bağlarız. Böylece bütün kuşkular kendiliğinden ortadan kalkmış olur. Evet, akla en yakın fikir bu. Bence denemekte yarar vardır. O zaman yarın yola çıkalım. Bu rüzgarında hiç esireceği yok. Haklısın ama bunun da kolayı var Ömer. Neymiş? Esirlere boşu boşuna yemek yedirip seyahat ettiriyoruz. Halbuki onları küreklerin başına dizip süretimizi artırabiliriz. Harika. Bu hiç aklıma gelmemişti. Adamlara haber salın. Esirleri iki kalyona taksim ederek iş başına geçelim. Ben hallederim bu işi. Aferin Ekrem. Esirlere kürek çektirme işini iyi akıl ettin. Bu sayede bayağı hızlı yol alıyoruz. Ada göründü! Ada göründü! Çok şükür tavşan adasına vasıl olduk. İnşallah adanın yanında sığınabilecek bir körfez bulabiliriz. Buraları en iyi bilen Selim Reis'tir. Dur ben dümeni kalyondan yana kırayım da yan yana girince seslenelim, bize öncülük etsinler. Zaten çok yakınımızdalar. Evet, çok iyi. Yeteri kadar kalyona yaklaştım Ekrem. Selim Reis'e seslenebilirsin. Tamam. Selim Reis! Selim Reis! Hayrola Ekrem'le ben? Bir şey mi var? Tavşan Adası göründü. Önümüze geçince demir atacağımız yeri söyleyin. Demirlediğimiz bu kayaların arasında bizi hiçbir gemi göremez. İyi yer buldun Selim Reis. Buraları avucumun içi gibi bilirim yiğidim. Küçük ama güzel bir adadır. Burada kaç gün oyalanacağız? 1-2 gün kadar. O zamana kadar Aleksandras kadırgalarıyla buluşma yerine gelir. Bu adada su var mı Selim Reis'im? Olmaz olur mu? Hem de çok güzel bir pınar var Ekrem. Tayfalara söyle hem kadırgaya hem de kalyona taze su taşısınlar. Olur, taşıtırız. Bu arada madem gemide 2 gün kalacağız, her ihtimale karşı adanın merkezi yerine birkaç nöbetçi dikelim. Eğer bir gemi görecek olurlarsa hemen bize bir mendille işaretlersinler. İyi olur. Ben hallederim bu işleri. Pınardan su da taşıtırım. Ömer, su için adaya çıkacak olanlara söyle tavşan avına çıksınlar. Nice zamandır denizlerdeyiz. Birkaç gün tavşan kızartması yiyelim de midemiz bayram etsin. Rüzgar çıktı. Deniz de çalkalanmaya başladı. Biraz sonra deniz patlayabilir. Gemilerin yerlerini değiştirsek iyi olur. Burada kalırsak kayalara çarpıp batabiliriz. Haklısın Selim Reis. Ekrem'le Ömer'e söyleyeyim de kadırgalarına gitsinler. Sonra da demir alıp bizi takip etsinler. Adada bıraktığımız nöbetçileri de alsınlar. Onları unutmasınlar. Bakarsın fırtına bizi uzaklara atabilir. Bir daha buraya dönemeyebiliriz. Bir Osmanlı Levent'i adlı oyunun 12. bölümünü dinlediniz. 13. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.